Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda şöyle güzel gösterişli iğneden ta şık bir modelin anlatımını yapacağım. Büyük ve gösterişli, tam çeyizlik bir model oldu modelimiz. Modelimi 20 numara tığ ile yapıyorum. 20 numara tığ şart değil. Elinizdeki hangi tığ varsa, hangi tığ alışkınsa onunla yapabilirsiniz. Bu şekilde pipet kullanacağım. Ben bu kadar kestim pipeti. Küçük meyve suyu pipetlerinden bu. Çiçeklerinin yapımında boyutu gayet güzel oldu. Ortasının yapımında beyaz, kenarlarının yapımında nar çiçeği ve mor kullanacağım. Zaten elimdeki türbenin içinde nar çiçeği ile mor var. Şöyle tığ battılar ikişer zincirden yapılmış. Bu arada yazmam markası ne bilmiyorum. Bayağı şeymiş, kalitesizmiş. Çok özen göstermek gerekiyor bunlar tığ battılarken. Artık zamanında yapmışım. Üstüne örnek mi yaptım, söktüm bilmiyorum. Bu şekilde olmuş ama bunun üzerinde göstereceğim sizlere. Şimdi örneğimi göstererek inşallah oyamın yapımına geçelim. Ben bunu bir tane motif çıkardım. Bakın bu şekilde bir tane motif çıkardım. Bir ikinciyi de yanına sizlerle beraber yapacağım. Yazmayla da bayağı uyumlu oluyor bu. Ortasını beyaz yapıp kenarın içindeki renklerden yapınca. Şuradan hemen kenar çimini, orta çimini bu şekilde yaptım. Tabii istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu da bayağı uyum sağladı. Şuradan hemen şu dip kısmına tığımı batarak yapımına geçelim. Hiç vakit kaybetmeden şöyle. İpimizi tığ battıya sabitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve başına bir kez sarıyoruz. Bir tane tığ battı atlıyorum ve hemen yanındaki tığ battının içerisine batıp önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Buradan bir defa batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. 2 4 zincir çektim. 3 4 buraya kaç kere batmışım? 4 kere batmışım. 4 zincir çekerek 4 kere batıyorum. Battıktan sonra sıradaki hemen tığ battının içerisine batarak bunu buraya sabitliyorum. Bu şekilde ara çimimi yapmış oluyorum. Şimdi buradan hemen motifin tabanının yapımına geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle dibine bakayım. Hemen dibinden mi yapmışım? Evet, hemen dibinden yapmışım. Bir tane tığ battı yaptım tekrar üzerine. 2 zincir çekiyorum. 2 3 4 4 tane tığ battı yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekerek buradan şöyle dönüyorum ve dip kısma batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıya tekrar battım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya tekrar battım. 2 zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıya tekrar batıyorum ve bir zincir çekerek şöyle hemen dönüp sıradaki tığ battının içerisine geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. 2 zincir çektim. Sıradakine battım. Şurada zincir çekmeden dönelim şuraya. Bir zincir çektim ama şöyle kaba durdu. Şöyle dönüyorum ve şu kenardan batıyorum. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim ve sıradakine battım. Buradan dönüyorum hemen bu 6 zincirin içerisinden şöyle batıp bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi yaprağını yapacağız. Bir tane yaprak yapayım şuraya hemen göstermek amaçlı. Şöyle 2 2 çıkarıyorum. Bir kere sardım. Şimdi 2 kere sardım. 2 2 2 çıkardım. Tekrar 2 kere sardım. 2 çıkardım. Şimdi 3 kere sardım. 2 2 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 kere sarıyorum. 1 2 3 4
Tekrar 1, 2, 3, 4. Şimdi buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çekerek şurada son yaptığım dolgunun üzerine batıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bakıyorum yaprağıma. 9. Tekrar yuvanın içerisine batıyorum ve bir zincir çekiyorum. 9 tane sık iğne yaptım. Bundan kenarına 1, 2, 3 tane olacak şekilde 2 yaprak daha yapıp dönüyorum. Evet, gösterdiğim gibi 3 tane yaprağı yaptım. 3 yaprağı yaptıktan sonra hemen şöyle dip kısmına batıyorum. Bir zincir çekip sıradakine bir zincir çekiyorum. Sıraya bir zincir çekerek sıradaki tığ battığının içerisinden bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip başına sarıp bir tane tığ battı atlayıp yanına batıp 2, 1, 2, 2 çıkararak bu şekilde şu ara çimini yapmaya devam edeceğiz. Şuraya hemen bir tane çim yaparak çiçeklerin yapımına geçeceğim. Hemen şu çiçeklerin yapımına geçelim. Şu şekilde ipimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra şu aradan hemen şöyle kenardan batmaya çalışıyorum. Sonradan kaydırma yapıyorum da ileri doğru kayınca bunu yapması zor oluyor. Şöyle kenardan biraz sıkıca batmaya çalışacağım. Tırnaklarım da kısa olduğu için maalesef tutamıyorum. Biraz zor oluyor. Buraya sabitliyorum ipimi. İpimi sabitledikten sonra hemen şöyle şuradaki pipeti alıp tepesinden geçiriyorum. Şimdi bir tane zincir çekip ikinciyi taktım. Üçüncüyü taktım. Dördüncüyü taktım. 5, 6, 7, 8. 8 tane taktıktan sonra pipetin şuradan hemen şöyle bir tane kalacak şekilde çıkardım. Şimdi buraya 4 tane daha ilmek takacağız. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeği taktım. Tekrar şu dipten giriyorum. Tığımla buraya kesmeden 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar şöyle hepsini yaptıktan sonra şunu şuradan çıkarayım. Çiçeklerini yaptıktan sonra şuradan kesiyorum ve çakmakla yapıyorum, yakıyorum. Şimdi bunu bu şekilde iki tanesini daha yapayım, döneyim. Evet, üçüncüyü de yaptım. Şöyle tamamladım, çıkarıyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bakın bu bir tarafa toplanıyor yaparken. Şunu yakayım hemen. Şunu kenardan şöyle bu tarafı doğru birazcık
Çekelim bakın, şöyle çektim zaten geliyor. Şurada tam ortalı oluyor. Şuradaki pipetin tepesine takarken şu tarafı yığılma yapıyor. Çektikten sonra düzeltince zaten bir kenara doğru geliyor. Şimdi bunu ben nasıl şöyle keseceğim bakın. Şuradan kestim. Dibinden hemen yakıyorum. Burayı da aynı şekilde biraz küçültüyorum. Dibinden hemen şöyle yakıyorum. Şunları da yakayım, döneyim. Evet, aralarını bu şekilde yaktık. Şimdi üst kısımlarını yapacağım. Şu tip kısmından ipimi tığıma sabitledim. Hemen tığıma batıyorum. Kenarından buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şuradan buraya 5 çekelim. Taban sık iğne ile sayalım. Normalde aralar 6 çekeceğiz. Bu da 6 oldu demektir. Şu sık iğne ile birlikte tabandaki 1, 2, buraları çok 3 sıkı değil. 4. 4 tane sık iğne ile topladım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirle şu araya iniyorum. İndim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buraya 6. Şöyle hemen sıradaki ilmeği alıyorum. Bir kapattım. Sıradaki ilmeği alıyorum. İki kapattım. Sıradaki ilmeği alıyorum. Üç. Sırasıyla dört. Tekrar bir, iki. İki, üç, dört. 5-6 zincir çekip hemen ara kısımdan batarak buraya kapatıyorum. Tekrar 6 zincir. Şimdi sıradakine battım. Bir. Şöyle sırası çok önemli. Bunu şey yapmayalım. Birbirine girmesin. Sıralı alalım ki. Burayı da aldık bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip dip kısmından beyazlara gelmeyecek şekilde tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Yine şu arayı nasıl kesmiştik? Bunu da o şekilde keseceğiz. Şu karşı tarafa geçip buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Sıradakine. Hepsinin de etrafını bu şekilde çeviriyorum ve dönüyorum. Evet hanımlar, ben şöyle hepsinin etrafını yaptım. Aradaki zincirleri de keserek yaktım. Bakın bu şekilde ütüsünü de yaptım. Ütülemeyince zaten bir şeye benzemiyor. Şu ütüleyince şekil alıyor güzelce. Modelimiz bu şekilde gayet şık ve güzel oldu. Şöyle gösterişli bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.